6 Şubat depreminden en çok etkilenen iller arasında yer alan Adıyaman'da hak sahipliği başvurusu yapan depremzedelerin başvurularının incelenme süreci tamamlandı. Depremzedeler 30 Mayıs'tan 22 Ağustos tarihine kadar hak sahipliği başvurusunda bulundu. Başvuruların ardından AFAD Başkanlığı ekipleri çift vardiya çalışarak yaklaşık 1,5 aylık değerlendirme süreci 10 gün önce tamamlandı. Onaylanmayan 23.167 dosya için ise 15 günlük itiraz süreci başladı. Hangi gerekçelerle hak sahipliğinin kabul edilmediğiyle ilgili sisteme yüklendi. İtiraz sürecinin sonlanmasının ardından kesin listeler açıklanacak. Vatandaşlar hem e-devlet üzerinden hem SMS'le hem de muhtarlıklardaki askıdaki belgelerle hak sahipliği durumunu öğrenebilecek. Önce vatandaşlarımızın, bu afetzedelerimizin hak sahipliklerinin başvurusu alındı. 30 Mayıs itibariyle başlayan süreç 22 Ağustos'ta bitirildi ve ondan sonra değerlendirme süreci başladı. Yaklaşık 1,5 ay kadar bir değerlendirme, inceleme, hak sahipliklerinin doğru yapılıp yapılmadığı noktasındaki tespitler ardından yaklaşık 10 gün önce de değerlendirme tamamlandı. Adıyaman'da 68.468 tane başvuru alındı. Hak sahipliği başvurusu alındı. Bunlardan 45.177'si ilk incelemesi, değerlendirilmesi kabul anlamında tescil edildi. 23.167'si de reddedildi. Yani bu %70 oranında bir kabul tablosu ortaya çıkartıyor. Geri kalan bu %30 civarındaki reddedilenler için de 15 günlük bir itiraz sürecimiz var. Askı ilanı yapıldıktan sonra vatandaşlarımıza SMS ile bunlar bildiriliyor. Aynı zamanda e-devletten de takip edilebiliyor. Muhtarlıklardan birebir vatandaşlarımız süreci takip edebiliyor. Kendilerinin durumunu öğrenebiliyor. Olumsuz durumlarda da itiraz süreci başlıyor. Bu 15 gün süre sonrasında itirazları topladıktan sonra tekrar bir değerlendirme aşaması. Yeni belgelerle, yeni verilerle tekrar arkadaşlarımız bir değerlendirme süreci yaşayacaklar. Onlardan da kabule şayan olan vatandaşlarımızın hak sahiplikleri tescil edilmiş olacak. Ve bu 15 gün sonrasında, bu değerlendirme bittikten sonra da kesin sonuçlar ortaya çıkacak. Bunların biraz daha bu 45.177 sayısının daha da artacağını düşünüyoruz.